Bir anlamda gıybet etmek de kul hakkına da giriyor. Allah göstermesin. Hani kul hakkına girdiği zaman ne oluyor? Biz onun günahlarını alacağız ahirette. Efendim adamın bu sefer kendi sevaplarımızı vereceğiz. Vereceğiz sevaplarımızı. Sevaplarımız bittiği zaman da onun günahlarını alacağız. Böyle bir durum var. Bir Allah dostu öyle demiş. İlla gıybet edeceksen ananın babanın gıybetini et de hiç olmazsa onun günahlarını al. Sevaplarını ona ver. Yani sevapların yabana gitmesin, annene babana gitsin. Yani illa birisinin günahını alacaksan anne babanın günahını al. Şimdi bu hani gülüyoruz ama bu iş bu kadar ciddi. Demek ki gıybet bir kul hakkına giriyor. Dolayısıyla gıybetten uzak durmamız lazım. Efendimiz işte o kabirden birisinin azap görmesinin sebebinin gıybetten olduğunu söyledi.